Haydi biraz konuşalım. Aile deyince aklına neler geliyor? Aklıma anne, baba, kardeşler, nine ve dede geliyor. Ailemiz. Kardeşlerim, annem, babam. Dedem, ninem, biz her akşam bir çatıda toplanırız. Orada herkes sevinç duyar, birbirini sever, sayar. Kendisini bulmaz yalnız dedemin yok hiç dişleri, anlatır hep geçmişleri, her sözünden ders alırız. Ninem evin neşesidir. Birçok güzel masal bilir, anlattıkça bayılırız. Akşam bizi bir görmeli. Ne tatlıdır, ne neşeli, bir sofrada toplanmamız. Rakım çalapala, kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Bu sözcükleri biliyorum. Aşağıdaki sözcükleri resimde gösterilen uygun yerlere yazabilir misin? Anne Baba Dede Nine Kız kardeş Erkek kardeş İkinci etkinlik Okuduğumu anlarım. Aşağıdaki soruları okuduğumuz şiire göre cevaplayalım. 1. Okuduğumuz şiire göre kimin her sözünden ders alırız? dedenin her sözünden ders alırız. 2. Dedeleri çocuklara ne anlatıyor? Geçmişi anlatıyor. 3. Şiire göre kim birçok güzel masal bilmektedir? Nine bilmektedir. 4. Şiirdeki ailede kimler var? Anne, baba, kardeşler, dede, nine vardır. Üçüncü etkinlik. Ailemi tanıyorum. Ailenin tanıtıldığı kartları doldurabilir misin? Adım, soyadım, okulum, sınıfım, en çok sevdiğim şeyler, hiç sevmediğim şeyler. Adı, soyadı, yaşı, mesleği, sevdiği şeyler, sevmediği şeyler. Bu bilgileri ailenize ve kendinize göre siz yapmalısınız. Dördüncü etkinlik. Haydi, aile ağacındaki boşluklara resimler yapıştırarak kendi aile ağacını oluştur ailenizdeki resimleri yapıştırarak bu etkinliği siz yapmalısınız. Beşinci etkinlik. Haydi, resimleri inceleyerek boşlukları dolduralım. Bana göre, bu ailedeki bireylerin davranışları yanlıştır. Çünkü, ailedeki herkes teknolojik aletlerle uğraşıyor. Birbirleriyle konuşmuyorlar, oynamıyor, eğlenmiyorlar. Bana göre, bu ailedeki bireylerin davranışları doğrudur. Çünkü ailedeki bireyler birbirleriyle sohbet etmekte, oyun oynamakta ve eğlenmektedirler. 6. etkinlik. Şiirde bazı sözcükler yanlış yazılmış. Yanlış yazılan sözcükleri düzelterek şiiri tekrar yazalım. Aile bireyleri. Annem evin yüreği, babam evin direği, çocuklar evin neşesi, aile bireyleri hep sevecenlikle, hep mutlu bir yürekle, birbirine yaklaşan aile bireyleri. Sevginin sonsuzluğu orada, dostluk, paylaşmak orada, hep beraber mutlulukla aile bireyleri. Gözde Tonaz 7. Etkinlik Kitabımızı tanıyalım. Ders kitaplarında ön ve arka kapak bulunur. Kitabın içindeki metinlerin hangi sayfalarda olduğunu gösteren bölüme içindekiler bölümü denir. Haydi, kitabımızın ön kapağında ve içindekiler bölümünde eksik bırakılan yerleri tamamlayalım. İlkokul Türkçe bir ders kitabı. İçindekiler. Birinci tema, milli kültürümüz. Dinleme metni, padişahın oğluna dersi. Okuma metni, ailemiz. <laughs>